Çok kıymetli kardeşlerimiz, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki biz aciz kullarını bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne mülâke ediyor. Cümlemizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyoruz, mübarek olsun. Bütün İslam dünyasına rahmet, bereket, tecellilerin Cenâb-ı Hak nasip eylesin inşâAllah. Bu mübarek gece evvela Cenâb-ı Hakk'ın sonsuz merhamet ve cömertliğinin en büyük delili. Zira Rabbimiz sayır zamanlar yapılan ibadet ve hayırları on mislinden yedi yüz kadar ecir vaat ediyor. Kadir gecesi ise ibadetle ihya edilmiş seksen küsur senenin ecrini bin elfişer bin ay 83 sene gece olarak da otuz bin gece civarında. Cenab-ı Hak bir gecenin ne kadar Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bir cömertliği, böyle bir ihsan ve ikramda bulunuyor. Yani layıkıyla Cenab-ı Hak ihya edebilme nasip eylesin. Ömre bedel bir geceye nail oluyoruz. Yine bu gece Cenab-ı Hak Resulullah Efendimize ve onun vasıtası ümmeti Muhammed'e duydu müstesna muhabbetin bir tezahürü. Kaynaklarda geçmiş ümmetler için bir Kadir gecesi mevcut değil. Öyle bir kayda rastlanmıyor. Yine Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in indirilmesiyle şereflenen mübarek bir gece. Bizler de ancak Kur'an-ı Kerim'in muhabbetimizi, bağlılığımızı arttırdığımız nispetle hak katında kıymet bulacağız inşallah. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en çok Kur'an-ı Kerim talebeleri Eshab-ı Suffe ile meşgul olurdu. Onları yetiştirdi, bütün dünyayı tevzi ederdi. Bizler de inşallah Kur'an-ı Kerim müesseselerine revaç verelim inşallah. Zira el meru men ahabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Ramazan-ı Şerif'te gerek yurt içinde, gerekse yurt dışından sayısız hatmi şerifler okundu. Rabbimiz kardeşlerimizin bütün hayırlı niyetlerini kabul buyursun inşallah. İbadetlerimizi, taatlerimizi, bütün salih amellerimizi hayırların celbine, şerlerin define, ümmet Muhammed'in e sıhhat ve selametine iki cihan sadir vesile kılsın inşallah. Yine Rabbimiz bu mübarek gün ve geceler hürmetine hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Deprem zede kardeşlerimizin muyini olsun. Na murad olan kardeşlerimize ber na şad olan gönülleri de kariben handanı şadan eylesin. Cenab-ı Hak cümlenin bu gecenin feyzinden müstefid eylesin. Bu gece hürmetine ilahi affa nail olmayı, ebedi kurtuluş beratine ve gerçek bayram şahadetlerine alabilmeyi cümlenin lütfun kerimle ikram ve ihsan buyursun. Amin inşallah. Muhterem kardeşlerimiz, Recep ve Şaban ayları Ramazan-ı Şerife bir hazırlık mahiyetindeydi. Ramazan'ın ilk günü de son 10 güne bilhassa Kadir Gecesi bir hazırlık mahiyetinde. Ayşe validemiz şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında ibadet uzun diğer aylar görülmeyen bir gayret içerisinde olurdu. Ramazan'ın son 10 günü ise kendi çok daha fazla ibadete verirdi. Bu günler geceleri ihya eder. Ev halkını da gece ibadeti için uyandırırdı. Kadir gecesi Ramazan'ın en mümtecelli gecesi. Kadir gecesini düşündürdükleri bu gece bizlere az evvel ifade ettiğimiz gibi evvela Kur'an'ın kadrini, kıymetini düşünebilme gecesi. Yani Kadir gecesi Kur'an insanlığa son çağrı. İnsanlığa davet. Kur'an'ın insanlara lütfedildi bu kaddes bir gece. Kur'anla izzet kazanılan bir gece. Hayatı Kur'an istikametinde tanzim edebilmek, hayatı Kur'an'ın canlı tefsiri olan efendimizin hayatına hisse alarak saadet üzerine sırat-ı müstakim üzerine yaşayabilmek. Kur'anla hayat bulan bir kul kainatın haldeki dost olabilme vasfını kazanır. Ol ki la hafun aleyhim ve la hum yahsunun korkmayacak, üzülmeyecek. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Okunan sure biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi ne olduğunu sen bilir misin? Ne büyük mükafat. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece Rabbinin izniyle melekler bu ruh her iş için iner dururlar. O gece fazilet, esenlik doldur ta fecrin doğuşuna kadar. Yani zikredilen ayetler bu gecenin üç tane farikası var. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in tebliği ve nüzulü bu gecede başladı. 23 sene devam etti. İnsanlara bir cenabı bir saadet haritası lütfetti. İkincisi meleklerin ve Cebrail'in yeryüzüne indi. Ümmete dua etti bir gece. Üçüncüsü fecrin doğuşuna kadar devam eden ilahi rahmet tecellileri bu gecede. Bu geceyi diğerlerinden ayıran husus Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmesi. İlk yine ayette Alak suresi ilk 5 ayet. Bu gece Alak suresinin ilk 5 ayetinde. Yani 27. Ramazan'da Hira mağarasında efendimize bu Kadir gecesiydi. Bu 5 ayet indi. Kadir gecesinin hatırası. Okra bismi halak Yaratan Rabbinin adıyla oku. Besmele her hayrın başıdır. İnsanın Rabbinin adıyla okuyabilmesi için evvela her şeye ibret ve tefekkür nazarıyla bakması icap eder. Zira nasıl Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kavli ayetleriyle kainat mahlukatta onun kevni ayetleri canlı zerreden küreye hikmet ve azamet tecellileri ve kudret kudret akışları. Bu cihan sessiz bir Kur'an. Kur'an ise sessiz bir kainat. Ehli Kur'an ise her ikisinin kavşağında bulunan bir irfan mihrakı, bir tecelli abidesi. Bütün varlıklara ilahi bir ayeti okuma nazarıyla bakıp bütün ayetler yani kevni ayetler kainatta neyi görebiliyorsak eserden müessere sanattan sanatkara kalben intikal etme gerekir. Yani kalben doğru okumasını bilirsek, yani teskiye olmuş, tasfiye olmuş bir kalple her varlık esasında marifetullah'a ulaştıran bir köprü mahiyetinde. Şair ne güzel söylüyor. Bir kitabullah azamdır saraser kainat. Hangi harfi yoklasan manasip Allah çıkar. Yani kainat baştan baş Allah'ın en büyük kitabıdır bu büyük kitabın hangi harfini okursan manasının hep Allah olduğunu görürsün. Kainat hangi zerresi üzerine tefekkür etsen sen Allah'a ulaştırır. Hatta Mevlana'nın güzel bir nüktesi var. Hacca gidenler diyor. Kâbe'nin Rabbi ile buluşmaya baksınlar. Eğer Kâbe'nin Rabbi ile buluşabilirlerse her yerde Kâbe'yi görürler. Kainatta neye baksak, çiçeğe, kuşa, kendimize, evladımıza hepsi birer kevni ayet. Yaratılıştaki Cenab-ı Hak azimeti ilahi tecelli eder. Bunca insan hayata ve kendi alık, abuz, nadan bir çehreyle değil, Allah'ın ayetlerini azametini okumak şuuruyla ve tefekkürüyle nazar bakacak. Bir buket getirene beni hatırladı diyoruz. Teşekkür ediyoruz. E kainat insana sunan bütün ilahi buketlerle dolu. Nitekim Cenab-ı Hak birçok ayet-i biz kullarını tefekküre davet ediyor. akletmeyi, ilahi kudret ve azametini düşünmeye davet ediyor. Efela taklun buyuruyor. Akletmez misiniz buyuruyor. Efela tezekkurun düşünüp ibret almaz mısınız buyuruyor. Efela tufsurun görmez misiniz buyuruyor. Efela tefekkurun düşünmez misiniz buyuruyor. Gerçek tahsil marifetullah'a ermek. Yani Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. İşte kul böyle bir gönle nail olursa seyrettiği her manzaralarda, gördüğü bütün zerrelerde Cenab-ı Hakk'ı okur. Cenab-ı Hakk'ı görür, onu bulabilir. Zira bir hak dostu buyuruyor ki Cenab-ı Hak o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gayiptir. Rabbimiz kevni yani cismani varlık alemi dahi ayetlerin yer aldığı bir bu kainat ile bu cihan ile kavli yani ifadeye aksetmiş ayetlerimiz teşekkür Kur'an'ı bütün insanlığa okuması gereken iki kitap olarak Cenab-ı Hak lütfetti. İki kitap biri kainat kainatı okuyabilmek zerreden küreye Kur'an-ı Kerim. Bu iki kitap ilahi vahyin birbirini tefsir eden iki farklı tecelli hissedir. Yine Rabbimiz kainatta sergilediği ayetleri Kur'an ile Kur'an'da beyan buyurdu ayet ile kainat ile izah ve tefsir etmektedir. Oku, ıkra emri sadece baş gözüyle zahiri bir okuma değil. Kalbin teskiye ve tasfiye neticesinde kitap ve hikmeti kalbin alıcı hale gelebilmesi. Dolayısıyla okumak yüksek bir kalbi eğitim ister. Okumak kalbin sanatıdır. Dolayısıyla Efendimiz insanlar neyi okuttu o zaman? Bu dünya gelişimizin hikmetini talim etti. Cenab-ı Hakk'ın mülkünde yaşayışımızın hangi şuur olmasının gerektiğini idrak ettirdi. Bu dünyadan gidişimizin ibret ve hikmetlerini talim buyurdu. Geliş neye, gidiş neye, bu akış nereye? Kainatı ilahi azamet ve kudret tecellilerine bu ilahi nizamın akışını tahsil ettirdi bu dünyanın bir imtihan dersi, bir mekteb alem olduğunu öğretti Resulullah Efendimiz. İkinci ayet Halakal insanimin alak o insanı bir alakadan aşılanmış bir yumurtadan bir pıhtıdan yarattı. Yani Cenab-ı Hak insanın mazisini hiç unutmamasını, daima mazisini hatırlamasını istiyor ki acizliğini hatırından hiç çıkarmasın. Dergahların duvarlarını süsleyen ilkaz levhaları olurdu. Bunların birinde hiç ifadesi alırdı. Bir hiç defası. Ki ilahi sırlardan nasip alabilmenin evvela nefsaniyetin bertaraf edilmesine bağlı olduğunu telkin etmektedir. İnsan hiçbir sermayeyle dünyaya geldiğini unutmayacak. Kibirlenmeyecek, gurulanmayacak, Hiçbir zaman ben demeyecek. Daima ya Rabbi sen sen ya Rabbi lütfun senin ihsanın senin ikramındır diyecek. Ki Rabbimiz insanı soruyor. İnfitar suresinde 6. 2. ayette Ey insan seni sekizlikten en güzel şekilde birleştiren, düzgün ve dengeli kılan ihsanı bol Rabbine kadar seni aldatan nedir? Yani mazine bak. Bir zerreden nasıl karında merhale merhale gele bir insan olarak çıktın. Şekilde en güzel bir şekilde dünyaya geldi. Seni aldatan nedir o zaman buyuruyor. Yani niçin geçmişin düşünmüyor musun? Allah'ın azametini düşünmüyorsun. Ondan sonra gel üçüncü ayet. İkra ve Rabbikel Ekrem. Yine oku diyor Cenab-ı Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Yani Cenab-ı bu cihan dersinde her şeyi insanın lütfetti. İhsanı da her an devam ediyor. Netice yoktan var edilmemiz. Varlığı içinde bir taş toprak olay diye de eşref mahlukat olarak insan olarak yaratılmamız, ehli İslam olmamız, 124 bin küsur peygamber içinde Rasulullah Efendi e ümmet kılınmamız, Cenab-ı Hak bize mecazla lütfetti, farkında olduğumuz olamadığımız bütün nimetleri zâk ile tefekkür etsek, bunların şükrünü biz nasıl ödeyebiliriz? Cenab-ı Hak buyuruyor ayet kelimede, o size istediğiniz her şeyden verdi. Allah nimetine sayacak olacaksanız sayamazsınız. Bu kadar sevdiği nimette mukabil kulun da nankör olmasını istemiyor. Bu da tabii çok acı bir şey. Onu sert bir şekilde Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Sırat-ı müstakimi gösterdik. Peygamberlerle, kitaplarla kainattaki zerreden köy kevini ayetler doğru yolu ister şükredici ol ister nankör ol buyuruyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra gelen dördüncü ayet ellezi allemi bil kalem o kalemle yazmayı öğretti. İnsana ayrı bir lütuf. Cenabı i ilahisinin idrak edilmesi, için okuma yazma kabiliyetini yani öğrenme öğretme ista yalnız, yalnız, insana veriyor. Hiçbir mahlukat parmaklarıyla kalem bulup yazmayı yazamaz. Bu yalnız insan tahsis edilmiş bir nimettir. Belki alıştığımız bize basit geliyor bu kalemle yazmak. Halbuki elimiz olmasa, kalem yazamaz, ilim meydana gelir miydi? Yine bir ibret, ana karnındayken parmakla birbirine bitişik, ondan Cenab-ı birbirinden ayırıyor. Artık yazacak hale geliyor. Kalem olmasa, insanların istikameti kaybolurdu. İnsanlık tarihi boyunca suhuflar, mukaddes kitaplar hep kalemle devam etmiş, sonraki nesillere intikal etmiştir. O halde Allah'ın bu büyük ikramını sıradan bir şey olarak görmek abestir. Büyük bir lütuf ilahi. Yani ilim nimeti Rabbimizin insana verdiği nimetlerin en mühimlerinden. Zira bu ilim insanı Cenab-ı Hak yaklaştırma vesile olacak. Ki verdiği ilim Cenab-ı Hak ilim sınıfına az bir ilim verdik buyuruyor. Bütün okul fizik, kimya, matematik vesaire bütün ilimler, insan ilimler burada eserden müessere sanattan sanatkara Cenab-ı Hakk'ın azametini hatırlamak, Cenab-ı Hakk'ı zikretmeye bir vesile olması için. Ondan sonra gelen 5. ayet Kadir inen 5. ayet el insanı malam ya'lem İnsanın bilmediği şeyleri öğretti. Dünya gelmiş hiçbir şey bilmiyorduk. İnsan hiçbir şey bilmez halde dünyaya geliyor. Cenab-ı Hak lütfuyla insanın bedeni inkişaf ettikçe Zihni melekeler de inkişaf ediyor. Öğrenmeye, bilgi edinmeye başlıyor. Fakat bu zihni melekelerle beraber kalbi melekeler de inkişaf etmeli. Kul Rabbini hiçbir zaman unutmayacak. Birçok nefsi merhaleleri bertaraf edecek, mesafe kazanacak, nefsu mutmainne haline kavuşacak, radiyeten merdiye Allah'ın değişen şartlarda Allah'tan razı olacak, merdiği Allah da okuldan razı olacak, imtihanını başarmış olacak. Cenab-ı Hak cennetime gir buyuruyor. Bunun için gönlümüzde ve dilimizde hiçbir zaman Allah'ın zikrini düşürmeyeceğiz. Zira Cenab Ela bizikler tatmınır kulup kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur, mutmain olur buyuruyor. Kul kıyamet günü Cenab-ı Hak huzuruna çıktığında tekrar üçüncü bir oku ifadesi olacak. Ikra masar olacak. Zira kendi bu dünyanın fani olduğunu, bir ebediyet yolun çıktığını idrak ederek kıyamet gününe hazırlık yapması için oku buyuruldu. Yani şimdi ise dünya hayatının dolduğu ömür defterimizin okuması istenecek. Orada emir şöyle: "Okra kitabek. Kitabını oku. Kefa bi nefsi kel yevme aleyke Kitabını bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter." İnsan kıyamet günü kendi kendine şahide olacak. Bütün bir hayatı film şeridi gibi gözünün önüne getirilecek. Burada sadece dilimiz konuşuyor. Fakat orada bütün uzuvlar dile gelecek. Cenab-ı Aydi de buyuruyor nihayet oraya geldiği zaman kulakları, gözleri ve derileri içtikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecek. Göz şahide göz neler seyretti. Belki ama iyi ki Rabbi adım diyecek. Birçok haramlardan, kurtuldum diyecek. Kulak birçok menfi şeylerden dedikodu vesaire ondan. Gözler de işte her şeye karşı ale şahit geçecek. Mekan da şahitlik edecek. Yömmedin tadüs ahbara haberler Rabb'e Ve yani bütün uzuvlar dünyadaki halimizi bize askettirecek. Cenab-ı Hak hemen yapmel zerretin hayran yara. Hemen yapmel miskal zerretin şerran yara. Her kim zerre kadar hayır işleyse onu görecek her kimde zerre kadar şer işimiz onu görecek. Arif bizzat ne güzel söyler. Cebrail Kur'an'ı indirdi. Meleklerin en faziletlisi oldu. Kur'an Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indi. O kendinden ve öncekilerden sonra bütün insanların seyidi oldu. Seyid-i Kur'an ümmeti Muhammed'e geldi. O ümmet ümmetlerin en hayırlısı oldu. Ümmeti merhume oldu. Kur'an tilavet edilecek, yaşanacak. Namaz ikame edilecek. Allah'ın verdiği nimetler infak edilecek. Cenab-ı Ticaret Fellen en, en hayırlı bir ticaret buyuruyor. Kur'an Ramazan ayında o ayların en hayırlısı oldu. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesindeydi. O gece bütün gecelerin en hayırlısı, en faziletlisi oldu. İçinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı oldu. 83 sene veya otuz bin civarında geceye faziletin muadil oldu. Eğer Kur'an buyruluyor, senin kalbine, senin hayatına inerse, sen de insanların en hayırlarından olursun. Demek ki Cenab-ı Hak cümle Kur'an-ı e yaşamak ve yaşatmayı ihsan ikram eylesin. O zaman kul Cenab-ı Hak'la dost oluyor. Can la hafun aleyhim ve lahim yahsunun. Cenab-ı Hak onlar o zor geçitlerde korkmayacaklar, üzülmeyecekler buyuruyor. Demek ki bizler Kur'an-ı Kerim ne kadar hayatımıza hakim kalabilirsek Kadir Gecesi'nin hakikatini o kadar idrak etmiş oluruz. Kur'an-ı Kerim onu ahkamıyla amil yani yaşar ve yaşatırsak zira ahlakıyla kamil olanlara kıyamet günü Kur'an kim şefaat olacak. Efendimiz buyuruyor. Kur'an okuyunuz çünkü Kur'an kıyamet günü kendisi okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Bunun aksine onu ihmal edenlere de Kur'an-ı Kerim şikayeti olacak. Peygamber der ki Kur'an 30. ayet. Ey Rabbim kavmi bu Kur'an'ı biz bütün terk ettiler. Ne okudular, ne yaşadılar, ne yaşattılar. Hafızan Rabbim bizi de bu hali düşmekten rahmetini muhafaza buyursun inşallah. Diğer bir husus Kur'an Kur'an-ı Kerim azizdir ve izzet bahşeder. Fert, aile, millet ve devlet Kur'an-ı Kerim'le izzet kazanır. Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşırsan perişan olur. İşte ecdadımız Osmanlı Kur'an'ı tazim ile 620 sene uzun bir müddet ömür sürdü. Tarihte böyle devam eden ikinci bir devlet yok. Muttasılan devam eden. Kur'an ile abad oldu. Lale devrinde iş değişti. Tem planı dönüş başladığı zaman yavaş inişe doğru geçti. Der husus yine kadir ile müstesna bir af ve mağfiret gecesi. bu gecesi Kur'an ile ibadetlerle salih amellerle eskar ile biraz da tövbe istifa ile ihya etmek gerekir. Efendim bu gecenin kıymetini şöyle haber veriyor. Kadir gecesinin fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekler. İbadet taatle geçen kimsenin kul hakkı, hakkı ibadet ve diğer borçlar hariç geçmiş günahları bağışlanır. Tabi bu seviyesine göre ilahi bir rahmet tecellisi. Bu affa nailiyet Cenab-ı Hakk'ın dilemesine bağlı. Yani Rabbimiz dilerse affeder. Fakat Cenab-ı Hak, kul hakkı ilahi affın dışında tutuyor. Bu sebep üzerimizde borçlar, kul hakkı vardır. Muhakkak helalleşmemiz aksiyede kul hakkının temizlenmesi kıyamete kalıyor. Kul hakkını yedi kişinin sevabını verecek. Hatta sevapları bitse o kişinin günahlarını üstlenecek. Yine efendim müfris kimdir diye soruyor. Eshab-ı Kiram da parası ve biter olmayan buyur. Efendim yok diyor. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat da gelir. Şöyle böyle hakaretler etmiştir. Kul hakkı yemiştir. Dövmüştür, sövmüştür. Bu hale gelmiştir. Bunu iyiliklerin sevabı o hakkı niye de kimseye verilir? Ne ve kul hakları bitmeden sevapları biterse Hak sahibinin günahları kendine yüklenir. Sonra da Allah korusun cehenneme atılır buyuruyor. Rasûlullah Efendimiz buyuruyor, Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa hemen ödesin. Dünyada rezil rüsvâ olurum diye düşünmesin. Biliniz ki dünya rüsvâlı âhiretin yanında çok hafif kalır. Efendimiz örnek olmak adına kendinden misal verir. Şöyle buyuruyor. Bazı efendim kendinden misal verirdi. Anında bazı kimsenin hakkı üzerime geçebilir örtüyü attı arkasına, ihramı arttı. Kimin sırtına vurmuşsam işte sırtım. Gelsin vursun buyurdu. Kimin malını sehven bilmeden almadım işte alım gelsin alsın buyurdu. Nasıl yani bir hak tevbiyesi. Velhâsı hem tövbe ve istifâdı hem de ku, üzerimizde hakkı buna insan bir anca halelleşeceğiz. Onun için istifâ edeceğiz. Onu göremesek bulamazsak, onun için sadaka vereceğiz. İnşallah. Ayşe validemiz Bugün gün efendimize "Ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesini hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim?" diye sordu. Efendim Allahümme innek afuvün kerim. Tubbil afa fafa anne. Demek ki bu gece bu duayı bol okuyalım. Allahümme innek afuvün kerim. Tubbil affe fafa anne. Allah'ım manası sen çok affedici, sonsuz kerem sahibi affetmeye sevdi beni bağışla. Diğer taraftan bu Kadir gecesi alemli sudan efendimizin ümmetine tas edilmiş bir gece. Efendimiz dışında hiçbir peygamber ümmetine Kadir gecesinde bahsedilmiyor. Yani Kadir gecesi Rabbimizin efendimiz olan engin muhabbetinin bir işaret. Yani demek ki efendimizi Cenab-ı Hak ne kadar çok seviyor. Yani bu bir fani bir fani ancak kendi gücü kadar ikram eder. Lakin Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz e olan sevgisinin şiddeti o seviyede ki o engin muhabbet onu onun ümmetine bir gece uzun bir ömre bedel fazla ikram ve ihsan buyuruyor. Bu gece bizlere efendimizin vesilesiyle efendinin vesilesi ihsan buyurdu. Cenab-ı Efendimiz çok seviyor. Buyuruyor Allah ve melekler Peygamber e çok selah eder. Ey müminler siz de ona selavat getirin. Tam bir teslimiyetle selam verin. Rabbimiz Efendimiz'e itaati kendisi itaat olarak bildiriyor. Yani Allah olsun, itaat kendine itaat. Men yudir Rasulü fakat Eta Allah kim Rasulü itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyuruyor. Biz de Efendimiz ümmetini emanet olarak sünnet sevinmeye, sünnet yaşamanın azminde olacağız. Mukabil olarak. Efendimiz medyunu şükran halinde yaşayacağız. Başka ümmetlerden gelebilirdik. Cenab-ı Hak lütfu ümmet Muhammed olarak geldik. Efendim berekatı demek ki medyunu şükran olarak yaşayacağız. Yani ayet kelimesi efendim kadru kıymetini beyan eden lakat men Allah buyuruyor. Yani kitap ve hükmeti öğreten bir peygamber göndermek Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. En büyük lütufta bulun Cenab-ı Hak. Resulullah Efendimiz sayesinde gönüller huzur buldu. O kavgalar bitti. Mahsun sineler sevindi. Zulmetle kararan kalpler Nurak gark oldu. Mazlum yürekler teselli buldu. Kalpler gönül mektebinde marifetullah tahsili yaptı. Kan gönüne dönen çöller sükunete kavuştu. Ona tabi olanlar velhas dünya cehaletten kurtuldu. Dolayısıyla hayatımızın, gönlümüzün merkezinde her zaman Hazreti Peygamber'e bulunmadı. Kalplerimiz efendimiz muhabbetiyle hayat bulmadı. Eshab-ı Kiram efendi yakından tanıdı. Bir nevi nabızları efendimizin kalbiyle bütünleşti. İslam'ı tebliğ için Çin'e giderken, Semerkant'a giderken, Afrika'ya girerken, Kehrevan'a girerken, insanın her yere girerken Eshab-ı Kiram yorulmadı, üşenmedi. Niye Sinesini Resulullah Efendim taşıyordu? Resulullah bir fani haldeydi onunla. Hep beraberdi onunla. Bu çok mi? Efendimiz bir gün Yemen'e döndü. Ben dedi buradan dedi nefesi rahmani duyuyorum dedi. Vesel karar nefesi. Cenab-ı Hak inşallah bizde de o nefesi i neden zerreler nasip eder inşallah. Velhasıl ashab-ı kiram olan Efendimiz muhabbeti gönlü bütün dünya muhabbetleri bertaraf etti. Onun en ufak bir alsına büyük fedakarlık ve canım, malım, her şeyim sana olsun ya Resulallah. Yeter ki sen emret buyurdu. Ve ayrı bu fedakâlık kendi büyük bir nimet bildi. Efendine bir gölgenin sahibi olan sadakati ölçüsünde takip ettiler. Yine Cebrail'in bir ikazı var. Cebrail dedi ki, ya Muhammed dedi, senin ismin geçer, la kayıt kalır, rahmetin uzak olsun dedi. Hatta sürünsün dedi. Yani Allah'ın bu kadar büyük nimetine karşı körlük Yine ayet-i nezaket buyuruyor ey iman Allah ve önüne geçmeyin. Allah'tan korkun, şüphesiz, şu bir Allah işten bilendir. Yine öyle bir nezaket istiyor ki Cenab-ı Hak ey iman seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize çağırdığınız gibi peygamber yüksek sesle çağırmayın. Yok ise farkında var mı? Amelin boşa çıkıverir. Efendimizin emsası örnek şahsiyeti karakterimizin yegane mimarı olmalı inşallah. Güzel ahlak. Efendimize Cenab-ı Hak en güzel ahlak, en muhteşem ahlak üzere. Yani güzel ahlak, hüsn hulk Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği ahlaktır. Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği ahlaktır. Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklanmaktır. Yani yaşanan bir güzel ahlak isteniyor mesela efendimiz bir tebliğ etmedi. Müsterşidi irşat irşat bekleyeni irşat etmedi. Bir huzur bulamazdı efendimiz. Ganimetler gelirdi beşte bir. Ayşe vademe evin evin hiçbir şey kalmazdı. Efendimiz doyurmakta, yedirmekle onların do, do, doyanların, yiyenlerin hazzıyla kendisi doyardı. E buyuruyor ben üstün ahlakı tamamlamak üzere geldi, gönderildi. Bir Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti. Yani her toplum, bütün azayı, bütün nesiller, üst örnek bir toplum, örnek bir şahsiyettir. Cenab-ı Hak Andolsun olsun Rasulullah'ın ahlak Allah'a ahiret günü kavuşmayı umanlar Allah'a çok şekilde güzel bir örnektir. Demek ki bize Allah Rasulü örnek olabilmesi bizim üç tane şartımız olmasın. Birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar her halimde ben Allah rızasında mıyım? ticaretimizde, evlat yetiştirmede, her hal Allah rızası mıyım? İkincisi ahirete kavuşmayı umanlar daima ahiret önümüzde mi? Hesap önümüzde mi? Bir Allah'a çok çok zikredenler için Allah razı üst fiyatı, örnek şah, örnek karakter vardır. Yani bütün hal ve ahval Resul Efendimiz güzel ahlakın zirve bir numunesidir. Cenab-ı Hakk'ın azim buyuruyor. Elbette en güzel bir ahlak üzeresin buyuruyor. Kardeşler, bu evlatlardan da bahsetmek istiyorum. Bugün evlatlarımız zor durumda. Cenab-ı Hak evlatları anne babaları bir emanet olarak veriyor. Anne babaların küçük yaşlarından itibaren evlatlarını maneviyatla yetiştirmesi, onların ruhlarını Allah sevgisiyle, Rasulullah sevgisiyle, İslam'ın muhabbetiyle doyurması oluyor Zira onlar kalpleri bir nevi temiz bir toprak gibi işlenmeye muhtaç istikbalde onun gül veya deken olması, acı veya tatlı meyveler vermesin. üzerine atan tohumların keyfiyetine bağlı. Hiçbir bahçıvan ekmeden, dikmeden, bakım göstermeden bahçesinden bir şey bekleyemez. Ekmediği ve bakmadığı için bahçesini kaktüsler, dikenler sararsa, bunlar niçin, nereden çıktı diyemez. Demek ki demeye hakkı da olamaz. Bu sebeple vaktinde güzelce alaka olmamız zaruri. Saadeti, huzuru çıkmaz sokaklarda aramamak icap eder. Gece huzur ve bereket Kur'an-ı Kerim sünnetiyle sünnet ittiba ile gerçekleşir. Unutmayalım ki insan İslam ile ihya olur. İslam ile güzel bir kul kıvamı kazanır. İslam ile ebedi saadet yurduna girer. Bugün anne babaların en vazifesi evlad salih ve salih olması yetiştirmektir. Şayet bu vazifeyi ihmal ederiz, akibet hazin olur. Evlatlarımız dinlerini ve medeniyetleri yabancılaşır. Kimliklerini kaybeder. Eskiden kılıç kılıcı haçlı seferleri vardı. Bugün kılıçlar ortadan kalktı. Daha beteri geldi. Duygular yönlendiriliyor. Duygulara zehir serpiliyor. Bugün küresel güçler, internet, televizyon, modalar ve reklamda bazı duygular zehirleniyor gönüllere nur yerine katran dökülüyor. Nice güzel pak yavrular bazı çirkef medyanın kölesi haline geliyor. İmamı Gazali Hazretleri evladını nasıl korunacağını şöyle bildiriyor. Evladı korumak demek onu güzel terbiye edip kötü uylardan teski etmek. Onu ahlaki faziletler öğretmek, kötü arkadaşlardan en mühimi kötü arkadaşı korumak. Bugün de o cep telefonları maalesef bir kısmın kötü arkadaşlar oluyor. Heva heves içine bırakmamak, onu dünya alayışını ve zinet sebeplerini sevdirmemek ve gaflet mekanına uzak tutmaktır. Çünkü zinet lüküs, israf çırgınlığı yani. Dünya alayışına alışınca büyüdüğü zaman onları elde etmek için ömrü ziyan ediyor. Cenab-ı Hak buyuruyor, ailenin namazı emret. Bu ne zaman oluyor? Ufak yaşta olacak bu. Ağaç yaşken eğilir. Kendin onu sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Ama oğlum şunu kazansın, şu kızın bilmem ne. Cenab-ı senden rızık istemiyoruz. Aksine biz seni biz rızıktan duyuyoruz. Güzel akibet takva iledir. İbrahim Aleyhisselam duasında ya Rabbi diyor beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. Bak bu nasıl namaz? Bir secde et ve yaklaş Cenâb-ı bak Miraç olan bir namaz. En mesut anne babalar evlatlarına İslam şahsiyeti ve karakterini miras bırakabilenlerdir. Ömer Abdülaziz'e Ömer, Ömer e soruyorlar. Evladına diyor ne verdin diyor. Bak o kadar dağıttın ettin filan. İki ayet okuyor. Bir de evladım benim yolumdaysa diyor. Allah onun velisidir diyor. Saat benim yolumda değilse diyor. Cenab-ı Hak sefillere vermeyin buyuruyor. Evlatların en mahremi anne babaları onun yalnızca dünyevi istikbal değil, ebedi istikbal yani kurtulabilmenin derdinde olan anne babalardır. Göçük altında bir kardeşimiz kalmıştı. Hakikaten bir hüzün verir. İnşallah şehit olmuş dedi. Fakat öbür tarafta ise bu çok daha zor olacak. Eğer anne bir tarafta, baba bir tarafta, evlat bir tarafta, aile bir tarafta, Cenab-ı Hak cennet selamın Rabbir rahim buyurun cennete denilecek. Öbüründe ben tazeliyorum ey yuhanim siz mücrimler siz bu tarafı cehennem tarafını diyecek. En kötü ayrılık orada olacak. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Onun için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ey iman kendinizi ve ailenizi yakıtı insana ve taşlı olan ateşten koruyun buyuruyor. Bilhassa kız çocuklarına ihtimam daha çok. Çünkü toplumlar hanımlarla abad oluyor, hanımlarla berbat oluyor. Efendimiz Hasan Hüseyin'e küçüktü. Hasan'a su verdi. Fatıma demiz baba dedi Hasan daha çok şey yok kızım dedi. Hasan daha istediği için dedi. Çocuklar arasında müsavatı gözetin dedi. Yalnız kız çocukları hariç dedi. Kız çocuklarına ayrı bir itinan gösterin dedi. Onu üstün tutun dedi. Demek ki kız çocuklarının terbiyesi emniyet vermemiz lazım. Bir mütefekkir diyor ki, bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir hanımı terbiye edin, bir aileyi hatta toplumun büyük bir bölümünü yetiştirmiş olursunuz. Efendimiz Salih Hanım hakkında şu meclis bulunmuştur bana dünyanın üç şey sevdirildi. Gözümün nuru namaz. Demek ki, el mermamen ahabbek sevdi beraber. Resulullah Efendim benden gördüğünüz gibi kılın diyor. Son nefi son anınız gibi kılın namazımı diyor. Bir güzel koku meleklerin sevdiği bir koku. Üçüncüsü Salih Hanım buyuruluyor. Yani dünya geçi bir faydanı ve onun fayda sağlayan en hayır varlık dindar kadındır. Çünkü nesil onunla gelecek. O terbiye edecek kadınların, hanımların manevi tel ihmal edildi. topların insanlık baharı açılmaz. Kadın gerçek değerini kaybederek sokağa düşer. Bu ise bir pırlantanın çöp tenekesine atılması gibi tarihsiz bir hadisedir. Seban anlatıyor. Biz Allah Resulü bir de seferde bulunuyorduk. Altı müminmiş birlikte bunlar Allah'ın sarf etmeleri acıklı bir azab ile müjdele ayeti nazil oldu. Tabi bu ayet Zekate aittir. Fakat eğer toplumda ihtiyaç varsa sadakalarla da toplumun ihtiyacını telafi etmek lazım. Eshab-ı Kiram bazıları altın ve gümüş hakkında inecek olan indi. Artık bir daha onları biriktirmeyiz. Yani çalışacağız, edeceğiz, kazanacağız. Kifayet miktarı yaşayacağız, itidalli yaşayacağız, infak edeceğiz. Keşke hangi şeyin daha hayırlı olduğunu bilsek de onu biriktirsek dedi. Kendi konuşuyorlardı. Resulullah Efendimiz duydu. Sen sahip olacağın en kıymetlini söyleyeyim mi dedi biriktireceğinizi. Birincisi zikreden bir dil. Dil Cenab-ı Hak unutmayacak. Daima besmeleyle başlayacak. Daima ya Rabbi diyecek. Sen ya Rabbi diyecek. Yine yani şükreden bir kalp hale razı olacak. Radiye. Niçin neden onu unutacak? Bunun kendi hakkında hayır olduğunu tefekkür edecek. Üçüncüsü zevcinin imanına yardımcı olan salih bir zevce. Bu üç şey üzerine durum. Onun için vallahi kızlarımızı bugün pek ben fazla açıklama yapmayacağım ama yani bu yavrularımızı bir Kur'an kursundan geçirsek, bir proje imam geçirsek çok isabet olur. Bizleri soruyorlar. Evlatlarının zamanın fitnelerinden, internet, televizyon, moda, markalı vesaire mikroplu rüzgarlardan nasıl koruyabiliriz? Günün şeylerinden nasıl muhafaza edebiliriz? en başları doğru bir eğitim. Çocuklar anne babayı kop kopyalar. Sözlerinde yaptıklarını model alırlar. Salih evlatlar istiyorsak salih anne babalar olma zorundayız. Bu manevi eğitim lokma yedirmekle ta annenin karnında başlar. Kur'an-ı Kerim'in 34 yerde Meryem geçiyor. İsa aleyhisselam geçerken Meryem oğlu İsa geçiyor. Hazreti Meryem'in annesi Hanna Hatun daha hamileyken evladının e ebedi istikbalini düşündü. Bunun derdiyle dertten dua etti. Ona mabet hizmetine adadı. Ve bir peygamber de ona vekil olarak tayin oldu. Bu samimi niyeti ise belli. Kızı Beytül Makdis'te ibadetle yetişti. Kur'an'da ismi geçen tek hanım olan Hazreti Meryem oldu. Bir ül azim peygamberin annesi vasisi oldu. Zekeriya Aleyhisselam da onun velisi oldu. Kur'an'da bir sürü Ali İmran yani İmran ailesi ismini aldı. İmran Hane Hatun'un beyi ve yardımcısı oldu. 6 Şubat'ta 11 büyük deprem geçirdi. Birçok kardeşim göçük altın can verdi. Cenab-ı Hak onların inşallah niyetlerine göre şehitlik makamı ihsan eylesin. Bir kırm kardeşim enkazda yaralı olarak kurtuldu. Göçük altında kardeşlerimizin durumu bize Kur'an-ı Kerim'e rakim geçiyor. Onu kısaca hülasa etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de dilen rakim yani İsra'da zamanı üç genç. Bu üç genç efendime buyuruyor. Bir yerden bir yere geçen yağmur başlıyor. Gece bir mağaraya sığınıyorlar. Fakat mağaranın tepesinden bir taş düşüyor mağaranın ağzını kapatıyor. Aynı bu göçük altında kalanlar gibi canlı canlı bir kabre girmiş oluyorlar. Üçü birbirine diyorlar ki biz gücümüzle bu mağaradan çıkamayız. Ancak Allah için ne, ne, amel işlemişsek salih amel onu bir tefekkür edelim. Onu o amelimizle Allah'a iltica edelim belki o sebepler açılabilir. Birine diyorlar ki sen ne yaptın Allah'a? İvasız gayretsiz hasbetenillah. O diyor benim bir annem babam vardı. Onu hiç hürmette, hizmette kusur etmezdim. Hatta bugün süt getirdim, saatim getirdim, bekledim. Onlar uyuyorlardı. Çok uzun zaman başına bekledim. Ta ki uyandılar, sütü onlar için. Ondan sonra çocuklarımı gönderdim. Cenab-ı Hak kablen kerim buyuruyor. Biraz açılıyor, fakat bir kişinin çıkacağı şekilde değil. İkinciye diyor, sen ne amel için Allah rızası için? O da diyor, benim diyor, hayat boyu diyor, Ram oldum diyor, amcamın bir kızı vardı diyor. Bir erkek bir kadını ne kadar çok sevebilirse ben de onu o kadar seviyordum diyor. Onunla daima beraber olmak istedim. Lakin teklifimi hiç zaman kabul etmedi. Bir gün kıtlık oldu, geldi. Biz açız dedi. Allah için ver dedi. Ben dedim ki, tam benim ömür boyu istediğim bir andı bu. İstediğin kadar vereyim dedi. Fakat sen benim teklifimi biliyorsun dedi. Kızdı gitti dedi. Fakat döndü naçar. Kabul etme zorunda kaldım dedi. Fakat dedi ben dedi sana şunu söyleyeceğim. Sana Allah'tan korkmanı tavsiye ederim dedi. Ben de Allah'tan korktum. Tüylerim diken diken oldu. Alacağını al ve git serbestsin dedim diyor. Dedi. Bunun benim hayatım boyunca bekleyen bir andı. bunu Allah rızası için bu günahı bertaraf ettim dedi. Mağara açılıyor, geçemiyor. Bir kişinin geçecek. Üçüncü sen ne yaptın diyorlar. Üçüncü diyor ki, bende çalışan işçiler vardı. Biri çalıştı, gitti. Dedim ki ben bu zaman da gelir, benden ister. Ben onu bir hayvanları koyun, sürü, deve alayım. Gelince bunu verin bir işine yarasın. Bir müddet sonra, uzun bir müddet sonra geldi. Dedi ki ben senin yanında az bir müddet çalışmıştım. Onun onu almaya geldim. O sırada otluyordu hayvanları gösterdim. Al git dedim. Hayvanlara baktı, bana baktı. Benimle alay mı ediyorsun? Dedi. O koca bir sürü dedi. Ben sen o sürüyü hak edecek çalışmadım dedi. O da dedi ki ben de bir gün senin döneceğini biliyordum dedi. Ben Allah rızası için aldım ve bunları ürettim. Bugün gelirsen gelirsin bunları alırsın, sen de işine yarar dedim dedi. Bunu ben sırf Allah rızası için yapıyordum dedi. Mağara açılıyor, üçte de çıkıyor. az bundan maksat, o göçük altında, zelzele, deprem altında kalan kardeşlerimizin halini düşündürdü bu. Hakikaten hepimiz kabre yalnız olarak geçeceğiz. Kabirde ayrı bir göçük olmaz hiçbirimize. Onun için Allah rızası için bol ameli salihlerde inşallah bulunalım da inşallah bizim o ameli salihler inşallah bütün yolculuğumuzda uzun yolculuğumuzda üzerimize bir rahmet tecellisi olur inşallah. Tabi burada verdik elhamdülillah sadakalar, infak ve Cenab-ı e, sadaka ben alırım buyuruyor. Sadece burada sadaka infakta Resulullah Efendimizin ikazı var. Cenab-ı Hakk'ın ikazı var. İnfakta gözetmek bize gelen gönül edebini gönül edebiyle vermek. cenâb ı Hak buyuruyor. Malları Allah'ın harcayıp arkasından başa kalkmayan. Hani sen hep verdik ya nereden geldin gibi. Başı kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimse var ya işte o Allah'a kadın mükafatları vardır. La havun aleyhim ve la hum yasun. Onlar korkmayacaktır, üzülmeyecektir. Demek ki infak eden bir nezaketle, bir teşekkür edası içinde verebilmek. Çünkü uzu sadakat ben alırım buyuruyor. Yine güzel bir söz, bağışlamak peşinden eza gelen bir sadakan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şey muhtaç değildir hilim sahibidir buyuruyor. Yine Allah korusun. Ey iman edenler, Allah'a ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteri için harcayan kimseler ki başa kalkma, incitme suyu yaptığınız infak sadakını boşa çıkartmayın. Demek ki Allah alıyor Gazali'nin ihyasında verdiğiniz sadakaları diyor. Mecazen tabi, Allah'ın eline geçer. Allah'ın elinden eline geçer. Bu başa kalkmak zor. Yine Efendimiz buyuruyor. Bunların diyor, hüsnâne uğrasınlar diyor. Bunlar biri, elbise kibir ve burnu alıp kurula sürükleyen kişi. Yani kibir, kibirle dolaşan. İngilizce yalan yere yeminle malını pazarlayan. Haram kılan malını. Önü verdiğini başa kalkar. Ahmet bin Ebu Vert, Hak Dozu'nun halini şöyle hülasa ediyor üç şey vardı ki bunlar bir veli kulda arttıkça güzel halleri de artar veli kulun. Birinci makamı yükseldikçe tevazu artar. İbadur Rahman yerinde mütevazı ol do dolaşırlar Cenab-ı Hak buyuruyor. İkincisi ömrü uzadıkça hizmeti artar. Malı çoğalttıkça cömertliği artar. Kazançta iki büyük illet veya da kanser diyelim. Biri israf, biri cimrilik. İsraf kendini aşırı harcamak, Cimrilik ise haddinden fazla kendini biriktirmek. İkisi de bencillik ve hodgamlık bir nevi ruhun kanseridir. Allah korusun. Tabi bu Cenab-ı Hakk'ın merhametinden nasip alma Cenab-ı Hak hem varlıkta hem yoklukta infak ederler buluyor. Varlıkta varlığına göre infak ederler, yoklukta yokluğuna göre infak ederler merhametten nasip ama Onun için yoklukta olanlar ashâb-ı kirâmdan dağçıda odun kestiler, Medine çağısında sattılar, Allah Rasûlü'nün önüne koydular. Yarım hurmayla bile cenneti kazanmaya çalıştılar. Fakat tabi bu bir varlıklı için yarım hurma olmaz. Ona tonlarca hurma lazım. Kardeş elhamdülillah seherlerde kalkıyorduk. İki rekat namaz kılıyorduk, daha fazla namaz kılıyorduk. Sahur yapıyorduk, yapıyorduk, devam ediyorduk orucumuza. Fakat şimdi ee, buna inşallah devam edelim. Yani tevcüt efendimizin zor zamanları bir o çöl yolculuğunda bile terk etmediği bir ibadet. Günümüzde gecede televizyon, internet başında İslami ahlaki değerlerin bağdaşmayan film ve programla vakit geçirmek maalesef çoğaldı. Biraz Ramazan gece ekran başına takılıp kalma zamanı değil, Rabbinin baş başa kalmanın en muhteşem bir zamanı. En kıymet vakitleri zayi etmek, manevi bir serveti boşa harcamaktır. Nadide bir pırlantanın çöpe atılmasından daha beter bir, hazin bir kayıptır. Aman diyor, efendim gece kalkın diyor. Çünkü önceki salih kimse adildir, Allah yakın vesildir, günahlarına alıkoyar, hatalara kefaret olur, beden dertleri giderir. Farzlardan sonra en fazilet namaz, gece kılınan namazdır ki o namaz makamı Mahmud'a götürebilir o gece halimiz. Ayet-i ise gecenin bir kısmında sadece sana mahsus bir fazla olarak teheccüd kıl, kıl diyor. Kur'an namaz ve zikirle meşgul ol. Umulur ki Rabbin seni makam Mahmud'a eriştirir. Bir şunu ifade etmek istiyorum. Bu yatmadan evvel ya o gün her gün bir tebareki okuyalım. Eğer mümkünse gece okuyalım tebareki, yatmadan okuyalım. Ya da gün vakit yoksa gündüz okuyalım. İbn Abbas anlatıyor. Resulullah'ın hesabına birisi kabir olduğu bilmeden bir yere çadır kurdu. Kabir olduğu bilmiyordu, o çadır kurdu. Bir de baktı ki kabirde bir insan Tebareke suresini okuyor. Kabirden öyle bir ses geldi. Tebareke okuyan bir insansız geldi. O kim bu sure sonuna kadar okuyup bitirdi. O da dinledi. Bunun sahibi peygamber yanına geldi ve durumu ona haber verdi. Resulullah onu dinledikten sonra Tebareke suresi günahlardan men kurtarıcıdır, kabir azabından kurtarır. Kabir azabından kurtarır. Yine Salihallah şöyle buyurdu. Kur'an'da bir sure vardır ki 30 ayet o sure mağfiret edilinceye kadar o adama şefaat eder. Yine Cabir radıyallahu anh şöyle buyur. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Elif Lam Mim Tebareke suresini okumadan uyumazlar buyuruyor. İnşallah bizler de Tebareke Suresi'ni muhakkak her gün İnşallah iki dakika vakti alır almaz onu inşallah bir adet haline getirip devam edelim inşallah. Buyruluyor. Üç insan Allah göze müjdelenmiş. üç müminin Allah göreceği müjdelenmiştir. Bunlar kimlerde birinci Cenab-ı Hak ile dost olan saf ve samimi kalpler. Yani kalbi selim, illa men atalar bir kalbin selim. Kalbi selime kavuşanlar. İkincisi gecenin karanlığında güneşi bulanlar. Yani seherin maneviyatıyla nurlananlar. Üçüncü daima ahiret enerjisi içinde bulunarak hayat sermayesini hak yolunda değerlendirirler. Diğer husus sohbet. O da çok mühim kardeşler. Sohbet, sabi sohbet aynı kelimelerden gelir. Sohbet sünnet müekkededir. Efendimiz sabi birer eline kalem kağıt vermedi. Zaten o zaman kağıt yoktu, bir deri vermedi bunları yazın diye. Sohbette ne var? Kalpten kalbe akım var. Yani manevi inkisar ve, insibane insibar gönüller ruhaniyeti Rasûlullah ile dolar. Sohbet yüz yüze ve sadır, sadır gerçekleşen bir eğitimdir. Sohbet ve zikir meclisi ilahi rahmet ve siginin adeta sağnak sağnak yağdığı dünya cennet bahçeleridir. Hadis-i şerifte ee, melekler sarar buyuruyor bu zikreden, bu sohbet eder işlerim. Sohbetler fiziki birleşik kaplar kanunu gibidir. İnsanın kalbinde radyosan gibi gözle görülmeyen fakat tesir muhakkak enerji vardır. Bu şekilde sohbetlerin ehemmiyeti de çok mühimdir. İnşallah bu sohbetlerimizi de Ramazan'dan sonra inşallah sohbetlerimize devam edelim. Manevi sohbetler bilene hatırlatmadır. Bilmeyeni öğretmedir. Hepsinden mühim olan sadıklarla beraberliği gönül feyizden istifade etmektir. Rabbimiz inşallah sohbetlerimizden, gece hayatımızdan feyiz alın ve Kadir gecesini inşallah her gördüğünü hazır, her geceyi Kadir bir Kadir gecesinden inşallah hisseler gecelerin bir hisseler almasını. Rabbim lütfü kerimin cümlemizi Kadir gecesinde en fazla nasip nasiplenen bahtiyar kullarından eylesin inşallah. Rabbimiz ömür sermayemizin kalan kısmını, geçen kısmına daha hayırlı olacak şekilde salih amellerle ihya edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şu mübarek günler hürmetine ümmet-i Muhammed'i kazalardan, belalardan, afet ve musibetlerden muhafaza buyursun. Çok çok dua edelim ki Rabbim önümüzdeki Ramazan-ı Şerif de saat ve afiyetle önümüzdeki mülaki eylesin. Yani gelecek Ramazan-ı Şerife. Çünkü büyük bir Ramazan büyük bir servet. Doğalının kabulünü yazın. illa Teala Fatiha.